2019-2020 yılının temsili çocuk meclisinin seçimi için toplanmış bulunmakta olup seçimin şimdiden başarılara imza atmasını diliyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Burada demokrasi bilincini, demokratik yapılanmayı, demokratik becerilerimizi ön plana çıkarmayı bu yaşlardan itibaren iyice bedenimize sokmamız lazım. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim ülkemizin temsilcilerisiniz. Çok iyi araştırmacı olacaksınız. Derslerinize çok çalışacaksınız. Hayatta hedefi olmayan bir insan boş çuval kapmasıdır. Öyle bir arkadaşım olmasını istemem. Her öğrencinin ben doktor olacağım, mühendis olacağım, öğretmen olacağım diye bu yaşlarda bir hedefinin olması lazım. Babam, annem sebzeciydi. Zor şartlarda geçiriyordum. Ben de ortaokulda okuyordum. Tabi annem babama yardım ettiği için, rahmetli oğluma, pazar yeri olduğu için öğlenleri bize yemek yapamazdı. Babam bana para verdi. Şu anda Hasan Kuru var ya, onun babası Ali Kuru vardı, esas birinci oydu. Akbank'ta da oradaydı, bilet onu. Her öğlen ama her öğlen gider oradan pide alırdı. Üzerinden artan parayla da kavuklu fıstık alırdı. Korak kahvesi vardı, deniz kenarında uzun bir iskele vardı, 3 metre uzunluğunda. O iskeleye giderdim, Ereğli'ye bakardım. Ben Ereğli'ye belediye başkanı olacağım diye hayalinden geçirdiğim lafları söylüyorum. Ama belediye başkanlığı ne demek olduğunu bilmiyordum o yaşlarda. Ama ben her öğren orada, ben bu Ereğli'ye belediye başkanı, yani yedekliğimi hayali olarak o günlerde koymuşum zaten. Onun için sizlere büyüğünüz, babanız, dedeniz, yerinde bir büyüğünüz olarak belediye başkanlığını bir tura bırakıyorum. Daima hedef koymanızı istirham ediyorum.